Arkadaş olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Evet, dünya kimseye kalmıyor. Baki kalan gök kubbede hoş sedalar oluyor. Önemli olan hoş sedalar bırakmak ve eserlerle yaşamak. Önemli bir yerdeyiz. Bir güzellikler diyarı. İstanbul'un Tuzla ilçesi. Yeşillikler içerisinde bir çiftlikteyiz. Çakır Ağa çiftliği burası. Ve tarihi var. Hatta daha geçmişi var. Muğlalı bir kara keçili yürük ağası bizleri misafir etti. Ve biz Ahmet Çakır Ağa'nın misafiriyiz. Efendim Tuzla'dayız. Şu anda Devralem TV ve Sakarya TV canlı yayınından dünyaya hitap ediyoruz. Efendim merhaba. Merhaba. Biz sizi bir tanımak istiyoruz. Buyurun, mikrofon sizin. Merhaba efendim. Ben Ahmet Çakır Ağa. 1946 Muğla merkez doğumluyum. Annem merkez köylerden, Kafaca'dan, Yörük bir ailenin kızı. Ben de Yörük bir ailenin çocuğuyum. Bütün ömrüm köyde geçti diyebilirim. Hayvan içinde, bahçe içinde, ağaçlar içinde, yani tabiat içinde yaşadım. Rahmetli dedem hayvancıydı. Her doğan torununa 20 tane koyun vererek, bağışlayarak hayvancılığa tattırıyor. Ben de hayvan içinde büyüyen bir insanım. Dolayısıyla dedemlerden çok feyiz aldım. Hayvancılık konusunda, tabiat konusunda. İşte ben de onu sürdürmeye çalışıyorum burada. Yalnız tabii dedemden, dedelerimden biraz bahsetmek oraya istiyorum. Oraya geleceğiz ama yani kaç yaşında Muğla'dan ayrıldınız, sonra neler yaptınız? Bir kısaca sizi tanıyalım, tamam. tekrar o diyara gideceğiz efendim. Tamam. Sarı Keçililer diyarına gideceğiz. Kara Keçili. Tamam. Evet. Şimdi efendim oradan 17 yaşında Muğla'dan ayrıldım. İzmir'e geldim. İzmir'de bir eğitim sürecim oldu. Daha sonra bir seneliğine İstanbul'a geldim. İstanbul'da işte çalışmak zorundaydım. Gündüz çalışıp gece okumak zorundaydım. Gene İzmir'de de aynı şekilde zaten geçti ömrüm. Gündüz çalışarak, gece okuyarak geçirdim. Burada daha sonra İzmir'de çalışmayı, hayatımı idame ettirmeye niyetlenirken burada evlenmek zorunda kaldım. Çalıştığım iş yerinin patronun kızını aldım. Burada evlendim, burada kaldım. Burada mekan tuttum. Sağ olsun şimdiki eşim zaten, çocuklarımın anası. Burada yaşıyorum. Burada da gördüğünüz gibi bu geldiğiniz mekanda işte hayvancılıkla, ağaçla. Beni de zaten müthiş etkiledi efendim. Birçok envai çeşit ağaç. Hemen İstanbul'un yanı başı Sabiha Gökçen, elimizi tutsak evet. Uçakların inip kalktığı yeri görüyoruz. Tuzla evet. Gibi işte deri sanayinden tutun da çok ağır sanayinin olduğu, tersanelerin olduğu bir yer. Buradan biraz bahseder misiniz efendim? Nedir burası? Buranın hikayesini bir dinleyelim. Ben gördüğüm kadarıyla belki birazdan horoz sesleriyle evet. Arkadaşlarımız yapacak. Köyde değiliz. Hemen İstanbul'un yanı başı. Evet. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dibi. 100 metre mesafedeyiz Sabiha Gökçen'e. Kuş uçuşu buradan. Uçakların her noktasını, yani havaalanının her noktasını görebiliyoruz. Pistin bir ucundan bir ucunu. Burası şöyle efendim. Ben İşte malum inşaat işine başladım. 73 yılında evlendim. Hemen zaten inşaatçılarla çalışarak o işte pişmiştim. Evlendikten 3 ay sonra inşaat işine başladım. İnşaatın bir kolu çelikle başladım. Ve bütün şantiyelerim de tavuk, köpek ve koyun olmazsa olmazımdı. Şantiyelerimde tavuktan yumurta yiyeceğim, horoz sesi dinleyeceğim, köpek sesi dinleyeceğim. Mutlaka koyunlarım olacak, kuzularım olacak. Sonra geldim Pendik'te yerleştim. Pendik'te güzel bir evim oldu. O zamanın şartlarına göre. Orada ama dedim ki burası sabit benim bir yerim olacak. Artık yakın bir yerde bir hayvanlarımı besleyebileceğim, bir hayvan koyabileceğim bir yer alayım dedim. Kısmet burasıymış. Burası Tuzla'nın üzerinde Konaşlı mevkii diye bir yer. Burada eskiden bir Rum köyü varmış. Konaşlı diye bir Rum köyü varmış. İsmi oradan geliyor. Bu mahallenin adı Konaşlı Mahallesi şimdi.
Hatta ben burayı çevirirken 10 tane 5 kadın 5 erkek Yunanlı haritalarla geldiler. Bu köyü buldular burada. Burası böyle bir tarihi bir yeri olan, geçmişi olan bir yer. O yerde belediyeye ait zaten. Bizimle alakası yok. Dolayısıyla geldik buraya yerleştik. Ağaçlandırdık. Rahmetli babamın akrabalarımın da katkılarıyla. Bütün ağaçlarımı genelde Muğla'dan geldi. Ağaçlar Muğla'dan mı? Muğla'dan geldi. Hepsi evet. Bütün ağaçları ya Muğla'dan. Ağaç deyince şöyle bazen aman ormancı, canım ormancı değil mi efendim? Harikasın. Evet. Ya, Ahmet Bey, bu aman ormancı, canım ormancı mahkemesinin dava dosyası elime geçti efendim. Evet. 1940'lı yıllar evet. Bir hakim arkadaşım var, dedi ki sen belgeselcisin. Evet. Bak dedi, bu ormancı olayının dedi kararı bu dedi. Hatta daktilolarla yazılmış. Bir fotokopisini verdi, bilginiz olsun. O aman ormancı, canım ormancı, ben de size onun bir kopyasını veririm. Harikasınız. Ormancı Sarı Mehmet, benim yakından tanıdığım, babamların tanıdığı, hatta şu anda hep gözümün önüne gelir ormancı elbisesiyle atın üzerinde. Mehmet amca rahmetli. Kızları Sevcan, Nurcan, hep bir arada büyüdüğümüz için çok iyi tanıyorum. O hikayeyi dinleyelim, o aman ormancı, yani şimdi, mevzuya aşıyor. Tabii, evet. Tabii. Şimdi, değerli izleyenlerimiz, o radyolarda, sanatçılarda aman ormancı, canım ormancı şarkısının da hikayesini dinliyoruz. Dediğim gibi bir 7 ay önce bir hakim arkadaş dedi, sen belgeselcisin, şu kararı alsakla bana da bir dostum hediye etti. Harika. O karar bende, ben de size bir fotokopisini vereceğim. Harika. Dinleyelim sizden hikayeyi. Evet, şöyle efendim, şimdi benim annemin annesinin köyü, anneannemin köyü de Gevenes köyü. Şimdiki adı Gevenes. Anneannem oradan, hikayeyi çok iyi biliyorum oradan dolayı da ve Mehmet amcadan dolayı da biliyorum. Ve şeyde adı geçen, türküde adı geçen Mustafa da, Bay Mustafa da bizim baba dostu, dede dostu aynı zamanda. Onu da çok iyi tanırım, rahmetli Mustafa amca. O da yeni vefat etti birkaç sene önce. Şimdi mesele şöyle oluyor, orada orman yangını çıkıyor Gevenes'te. Orman yangınında ormancı geliyor muhtara, muhtar Tevfik. Kahvede tavla oynuyorlar köyün ağası Mustafa ile beraber. O arada ormancı geliyor, dama oynuyorlar, pardon. Dama oynarken bunlara diyor ki, gelin yangın var, yangına gideceğiz. Bunlar aldırmıyorlar. Dönüyor, biraz gidiyor, tekrar dönüp geliyor. Ormancı Mehmet amca da alkol almış. O arada alkollüymüş. Geliyor, dönüyor, bunların masasını vuruyor. Mustafa genç, tıfıl. Tevfik de genç, tıfıl. Hatta Tevfik nişanlı muhtar. Masasını deviriyor bunların tekmeyle. Bu arada Mustafa silahına davranıyor ve ormancıyı ateş ediyor. Ama o mermi ormancıyı değil, karşısındaki masasındaki Tevfik'e değiyor. Tevfik'i öldürüyor. Yani ormancı türküsü oradan. Oradan kaynaklanıyor. Tam tersi. Evet. Ormancı birini vurdu filan. Hayır. Gördünüz de işte biz Devralem TV, Sakarya TV, değerli görüntü yönetmeni arkadaşım Şaban Bey bu görüntüleri çekip sizlere servis ediyor. Bizi de şu an dünya dinliyor, dünya izliyor. Bak böyle bir tarihi hakikati de bu çekim esnasında öğrenmiş olduk. Buradaki ağaçlar demek sizin Muğla'dan. Kaç çeşit ağaç var? Kaç dönüm burası? Vallahi burası 65 dönüm. Ama çeşidi çok bilmiyorum sayısını. Burada epeyce ağaç vardı. Hatta ben burada çok da, ben kendim astım hastasıyım. Burada şifa buluyorum. Bu bölge çok temiz havası olan bir bölge. Burada ben 3640 kök fidan yetiştirdim. Her türlü ağaç ama. Çiçek ağaçları, çamlar, meşeler, her türlü ağaç, çınar. Mahalleliye dağıttım. Yani kırmızı eriğinden, oya çiçeğinden bütün mahallede benim her evde ağacım vardır. Bir. Gelen gidene vermişimdir. Demek dikili ağacınız da var. Çok. Benim çok ağacım var burada. Bir de şurada karşımızda komando birliği kuruldu. Şeyde. Aydın Tuzlan üzerinde. Oraya da 7 kamyon, en son kalanları oraya bağışladım. Orada benim bir ormanım vardır.
Evet. Maşallah, sadece fidan değil orman. Orman oldu orada, evet. Çok büyüdü. Biz yine dönelim Muğla'ya doğru bir gidelim efendim. Nedir? Yörük çok önemli değerli izleyenlerim. Ona gelmeden bir şey söylemek istiyorum. Bu bölgede ben eskiyim. Çeşmesiyle, hayrat çeşmeleriyle vesaire duraklarıyla birkaç tane durak yaparak burada bir şeyler yapmaya çalıştım karıncı kaderince bu mahalle kurulurken. Sonra belediye planlarında Çakır Ağa bölgesi diye isim takmış. Duraklarımdan Büyükşehir Belediyesi sonra azalttı. Bir tane bıraktı kavşakta. Çakır Ağa durağı diye isim taktı. Yani burada böyle bir yerimiz var bizim, adımız var. Bu adımızın da silinmesini istemiyoruz. Bu kavşaktaki arsalarım var iki tane. Birazdan isterseniz gösterebilirim. Orada maketlerimiz var, projelerimiz var. Kalıcı bir şeyler yapmak istiyoruz, bırakmak istiyoruz. Yani eser bırakmak istiyoruz memleketimize. Belediyemiz de benim projelerimi destekliyor şimdi belediye başkanı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz evi? Bir yaşam merkezi adını koyduk biz. Yani orada çarşı oluşturmak istiyoruz. Bu alışveriş merkezi değil yalnız. Yani bir giysilerin satıldığı vesairenin olduğu bir yer değil. Her türlü ihtiyaçları karşılayacak. Berberinden, kuaföründen, kafesinden, restoranın proje yaptık. Maketi ofisimizde var. Ne kadar? Bir o zaman biraz izah eder misiniz? Kaç dönüm yer üzerine neler ne? 11 bin metrekare arsa üzerine bir tanesi, yanında bir tane daha var, onu projelendirmedik daha, onu da projelendirmek üzereyiz. 11 bin metrekare üzerine aşağı yukarı 53 bin metrekare inşaat alanı olan bir yaşam merkezi yapmak istiyoruz. Yani burada Tuzla'da öyle bir proje yok zaten şimdi. İnşallah realize ederiz diye düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz Yörükler diyarına derler ya, at bin asalet ara ve asil olmak. Tarihi bilmek, kültürü bilmek, aslı unutmamak, asıl nesil sahibi olmak ve tarihe yolculuğa çıkmak. Kimdir Yörükler? Manavlar diyoruz, Türkmenler, Yörükler. Ulu Türkistan'dan gelmişiz asırlar önce. Maveraünnehir'den, Türkistan'dan, Kazakistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan, Altay Dağları, Tanrı Dağları, Sayam ırmakları kenarlarından gelip Anadolu'yu yurt yuva kurmuşuz, vatan yapmışız. Kara keçiler, sarı keçiler, manavlar, daha nice çepni boyları, Yörükler diyarı ve her şeyden önemlisi de güzel vatan Anadolu ve Anadolu'daki kültürlerimiz. Kimdir efendim Yörükler ve kara keçiler? Şimdi efendim Yörükler biliyorsunuz Orta Asya'dan gelen kavimler. Bunlardan kara keçiler de bir kolu. Biz de onlardanız. Kara keçiler, Yörükler ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Türkmenler ve Yörükler diye bir Alevi bölümü var. Bir de Yörük bölümü. Mezhep olarak ikiye bölünmüşler. Onlardan biz kara keçiler. Niye kara keçiler demiş yani o konuda? İşte o zaman keçileri karaymış herhalde. Oradan dolayı takılmış. Mesela benim esas lakabımız bizim ailemizin İnce Ağalarmış. İnce Ağalar hepsi dedelerimiz, amcalarımız, büyük dedelerimiz uzun boylu, ince, iri insanlarmış. Oradan İnce Ağalar derlermiş bize. Sonra Çakır Ağası olmuş. Sonra Çakır Ağa soyası karnı çıktığı sıralarda bizim bir halamız olmuş. Çakır gözlü doğmuş. Yani herhalde genlerden bir çakır gözlü bir hala doğmuş bize. Dolayısıyla o anda Çakır Ağa diyelim demişler. Oradan kalmış o. Ağa nedir efendim? Nedir? Ağayı bir izah eder misiniz? Ağa, bizde ağalık yok. Aslında doğuda olduğu gibi bir ağalığımız yok. Ama öyle bir isim takılmış. İnce Ağalar, Çakır Ağalar. Şöyle bir şey efendim. Ben tabii Çepni boyundanız. Fakat tabii. O Çepni dediğimiz hadise de maalesef bazı yerlerde Alevi olarak da anlaşılabiliyor ama tamamen Türkmen boyu, Sünni. Ama tabii Alevi de olabilir. Hiç bölge şeyi yok burada ama maalesef işte şimdi Alevileriyle, Sünnisiyle, daha doğrusu Anadolu kültürüyle bizim her şeyimiz. Her şey bizim. Şimdi biz Giresunluyuz ve Çepni boyuyuz. Çok da önemlidir Çepni boyu. Bizde ağdayılık var. Hatta rahmetli amcam
Biz agam derdik. Agamgil'e gidiyoruz. Agam derdik. Amcam demezdik. Ya agam. Tabii. Ve agalık çok önemlidir. Ve bu agalık tabiri halen Türkistan'da yaşıyor. Fakat bizim Giresun'da bir başka özellik var. Ağdayı. Yani hem dayı hem ağa. Bilmiyorum var mı? Bizde de var da. Yalnız çok kullanılan değil. Bazıları kullanıyor ağdayı. Ama bizi çok kullanılmıyor. Bizde ağa deniliyor. Esas bizde ağalar. Mesela bizim büyüklerimiz vardı. Yani dedemlerin arkadaşı. Dedem Yusuf arkadaşı mesela. Arabistan'dan gelmiş. Arazisi çok olan bir ağa. Bizim çok arazimiz yoktu. Bizim çok hayvanımız vardı. Yani dağ insanı. Neler vardı? İnek vardı. Yani sığır boyları vardı. Keçi vardı. Kara keçilerimiz vardı. Koyunlarımız vardı. Ben de hala burada işte keçi yapmadım ama koyunlarım hala var. Burada var mı efendim? Var tabii. Koyunlarımız ne var burada. Burada şimdi kaç az. Hayvanım var yani? Az. Şimdi hayvanım azaldı. Mesela deminden bahsettiniz ya Muş Ovası'na. Buradan bir muşlu bizim boğaya inek getirmiş, düve getirmiş. Bizim ineklerin resmini çekmiş. Ben belediye burada yasaklayınca büyük hayvan, büyükbaşları Muş'a göndermiş. Bak böyle satılık hayvan vardı. Muş'tan geldiler. 17 tane benim büyükbaş hayvanımı Muş'a götürdüler. Bir tır dolusu. Muş Ovası'nda şu anda. Nesil devam ediyor. Nesil orada devam ediyor. Bizi yani yörüklere doğru dönecek dönelim, olursak. Tabii ki. Zamanı durduralım efendim. Evet. Kendinizi bildiğiniz o çocukluk yıllarındaki Ahmet Çakır Ağa'yı şöyle bir konuşmaya başlayalım. Zaman durdu. 1940'lı yıllara doğru gittik. Yani, söz sizin. Kendinizi anladınız. Neydi o? Bir anlatın o dönemi. Şimdi efendim ben doğdum eşek üzerinde, koyun içinde, keçi içinde, at üzerinde kendimi buldum. Yani hayvan, yörük ne yaparsa, hangi hayvanı beslerse onların arasında buldum kendimi. Çocukluğumdan beri de o hayvanlarla oynuyorum. O oyuncaklarımız da o hayvanlardan olurdu. Boğamız olurdu. Atımız olurdu, devemiz olurdu. Hala var devemiz gördüğünüz gibi burada. Deve var mı burada? Yok, yani maketi var artık. Deve hariç ben burada. O çocukluk yıllarınızda şimdi efendim, o yaylacılık falan da olur muydu? Yaylacılık da olurdu, göçerlik de olurdu. Ben çok, tabii çok kısa süre kaldım çadırda ama genelde biz yerleşik düzende kaldık. Ya nasıl çadırda kaldınız? Kıl çadırda. Yani orada tabii. Kıl çadırınız vardı. Tabii. Ama biz kışın kalmadık çadırda. Kışın ben kaldım dersem yalan olur. Yani ama o kıl çadırı tabii. Bir anlatın ya. Nasıl? Kıl çadır yani yörük çadırı. Yörük çadırı, kıl çadırı, kara çadır bizde kara çadır denir. Onun zevki, orada yatmanın zevki hiçbir yerde yoktur. Ben zamanında daha sonra da yattım. Demin de gezdik zaten gördünüz bizim çadırı. Yani her zaman yazın serin, kışın sıcak olur. Çadırda yaşamak her zaman daha huzurlu olursunuz. Çünkü her an hava alır, her an içeride hava alırsınız. Yani bir nefes alan bir ortamda yaşarsınız. O bir yerleşik düzenden yaylaya gidişi bir anlatın bakalım ya nasıl? İşte mevsimler itibariyle gördüğümüz kadarıyla, hatırladığım kadarıyla mevsimler itibariyle yazın yaylaya, kışın kuytuya iniliyor biliyorsunuz. Biz nasıl çıkardınız yaylaya? Ya her şey hazırlanıyor. Develere, eşeklere, katırlara, atlara yükleniliyor. Bütün kapkacak, ne bileyim çadırlarınız, küçük hayvanlarınız yükleniliyor hayvanlara. Sürü de sürülüyor. Köpekler vesaire çıkıyoruz yola. Çağırdığınız zaman zaten hayvan liderin arkasından gelir biliyorsunuz. Hepsi toz içinde onun tozunu yutarak gidersiniz. Gidip yerleşirsiniz daha. Yerleşiyorsunuz tabii, orada. Tabii. Çiçekler, envai çeşit. Envai çeşit. Kar var. Her şey. Şırıl şırıl tabii, atıyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Alacalı dağlar derler bizde. Kısmen kar vardır, kısmen yoktur. Alacalı dağa çıkarsınız. Orada yerleşirsiniz. Orada o çocukluk yıllarınızda unutmadığınız bir anınız buyurun. Estağfurullah. Vallahi hatırladığım çok şey yok ama İsmail Bey ne anlatayım oradan şu anda. Yani oranın güzelliği, huzuru. Ben şimdi en çok böyle hürriyeti seviyorum. O çocukluktan kalan, dağlarda yaşamaktan kalan bir şey var.
özenti var herhalde içimde, huzur var. Ben gittiğim her yerde bir arsa alırken mesela burası gibi her aldığım yer, evim, her yerim bir tepede olacak mutlaka. Burası da bir tepe mesela. Konaşlı Tepesi buranın adı. Konaşlı Tepesi'ndeyim. Oralara gitmek kadar huzurlu bir şey yok. Ben mesela Kıbrıs'a gidiyorum veya memlekete gidiyorum. Hep dağlara gitmek istiyorum. Yani dağlara çıkmak istiyorum. Kıbrıs'a gidiyorum, dağlarda geziyorum. Hanım bilir çok iyi. Bilirler, arkadaşlarım da bilirler. Dağları da çok güzel, çok değil mi? Güzel, çok güzel. Zirveleri geçtin diye. Geçtim, kaleler, hepsi dolaştım. Tankı gördün orada. Tabii. Peki, evet. Neler anlatırdı şimdi, büyükler size? Nasıl gelinmiş, adet ve gelenekleriniz, işte düş evlilikten, nişandan, düğünden, işte diğer yaşantılarınız, çocukluk yıllarınızdaki o hatıralar. Şimdi şunları hatırlıyorum çok iyi İsmail Bey. Biz gençleşmeye başladığım zamandan beri köylerde okuntu gelir biliyorsunuz, davetiye gelir. Biz hep düğünlere gideriz. Düğünlerde gelin almalarda mutlaka at yarışları olur bizde. Yani bizim geleneksel adetlerimizden birileri. Onları çok iyi hatırlıyorum ve ben dayılarım hanımları bize at hazırlarlardı. Atların kuyrukları örülür, yelileri örülür, boncuklanır, süslenir. Hep at yarışlarını yapardık. Ben onları çok iyi hatırlıyorum. Dedelerimin anlattıklarından şunu hatırlıyorum. Dedelerim 13,5 sene birisi, 15 sene birisi askerlik yapmış iki dedem de. Ve o askerlik zamanlarında hem gelip zaman zaman evini idare ediyor, evlerini idare ediyor, çocuklarını evlerini idare ediyor, onları gözetliyor. Varsa rahatsızlık onları müdahale ediyor ve tekrar dönüyor cepheye. O cephede çektiklerini çok iyi hatırlıyorum dedelerimin. Yani hayvan pisliğinden arpa çıkararak, buğday çıkararak, onları kaynatarak yemek yaptıklarını hiç unutmam. Kösele kaynatarak, ayakkabı köselesini kaynatarak çorba yaptıklarını, dedemden anlattıklarını hatırlarım, çok iyi hatırlarım. Onun dışında dedemin anlattıklarından madalyasını bir tas çorbaya Yemen'de verdiğini hatırlarım. Yemen'de miymiş efendim? Tabii o tarafa gitmişler, o tarafta gitmişler. Bir tas çorbaya madalyamı verdim derdi dedem. Yani galiba o kütüphanedeki tüfen hikayesi de oradan biliyorsunuz yani. Evet, Osmanlı evet, askerleri, evet, evet, aynen öyle. Yani o tüfekler satılmış, bir de torunlar olarak biz gittik zorla o tüfeği getirdik. Evet. Sağ olsun Ramazan Kıbrıs. Allah razı olsun. Evet. Evet, gördüm sizin orada, gördüm. Evet. Yemen, Birinci Cihan Harbi değerli izleyenlerimiz. Evet, duygulandı Ahmet Bey dostumuz. Evet, böyle bir nesil vardı. Savaşlarla, cephelerde hayatını geçiren. Diyor ya şair, bu vatan kimindir? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ve cepheden cepheyi soranlarındır diyor. Evet, işte öyle bir neslin torunlarıyız, evlatlarıyız ama onları unutuyoruz. Birinci Cihan Harbi 1914-18 arası 3 milyon şehit verdiğimiz ve ondan sonra da Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ile başlayıp büyük taarruzla devam eden ve 9 Eylül 1922'de İzmir'de Yunanlıları denize döktüğümüz yer. Biz sadece Kurtuluş Savaşı'nın batı cephesini biliriz. Aslında bir de doğu cephesi vardır. Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Erzurum Kars bölgesi doğu cephesi. Doğu cephesinden haberimiz yoktur. Ve Timsal Hanım, Kazım Karabekir Paşa'nın küçük kızı. Kendisiyle iyi bir dostluğumuz var. Ziyaret ederim, elini öperim. Ve Kazım Karabekir Paşa'nın Bağdat Caddesi'nde adına vakfedilmiş müzesi var. Mutlaka Kazım Karabekir Paşa Müzesi'ni ziyaret edin. Peki Güney Cephesi, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, destanlar yazıldığı bölge. Evet, Kurtuluş Savaşı'nın önemli cepheleri. Sonra Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve bugün terörle mücadelede verilen şehitler. Evet, şehit olmuş o dedeler. Biraz geçmişe doğru gidip onları hayırla yad etmek istedik. Yemen deyince de tüylerimiz diken diken olur. Çünkü Yemen'de 401 yıl kalmıştır Osmanlı. Evet. Ve
1 milyona yakın şehit verildiğinden bahseder belgeler. Evet. Ve diyor ki Avrupalı tarihçiler, Yemen'le ilgili tarihçiler araştırma yapmak istemez. Tarihçilere göre Yemen Türk şehitliği, Türk mezarlığıdır. Etrak kabristanlıdır, Türk kabristanlıdır. Çünkü hakikaten çok sayıda şehit verilmiştir. O dedelerinden, o Yemen'den bahsedince duygulandık Ahmet ya, Bey. Geçmişe doğru da gidelim dedik. Ve dedemin kardeşleri de, iki kardeş de orada kalmış. Yemen'de. Tabii Yemen'de kalmışlar. Bir tanesinin adı Ali İbrahim amcamız. Bir tanesinin adını hatırlayamadım. Mustafa galiba. Orada kalmışlar onlar. Dedem hep anlatırdı. Allah ne rahmet eylesin. O kas çorbaya madalyasını verdiğini, aç tabii, çok o aç. Sana, Aden, Tayız, Yemen çölleri hakikaten. Çok ızdırap çekmişler. Çok güçlükler çekmişler. Aç susuz kalmışlar oralarda ama vatan uğruna her şey yapılabiliyor. Bunları yazmışsınız zannediyorum. Bu hatıraları dedenizin... Yazmadım ama anlatmam lazım dediğiniz gibi. Ben bir de çok şeyden etkileniyorum. Bu Yarımada'dan, Çanakkale Yarımadası'ndan. Bir de en çok etkilendiğim yerlerden birisi Edirne'de Şükrü Paşa tabiyası. Yani oraya gittiğim zaman ağlamadan hiç vaktim geçmiyor. Yani bu memleket çok zor kazanılmış İsmail Bey. Çok kolay harcanmaması lazım. Yani gençlere bunların anlatılması lazım. İnşallah anlatırlar. İnşallah anlatırız. Yani çok şeyler var. Yani anlatılması, gösterilmesi, yaşatılması gereken. Şükrü Bey'in o destansı mücadelesi. Ya. Ben ölürsem buradan çıkarım değil mi efendim? Bırakın ve diyor. Bırakın diyor. Hattımızı düşman askeri yararsa itler sürüsün deşimi benim diyor. Bırakın diyor. Ya ne demek bu? Yani Atatürk'ün dediği gibi, yani ben sizi ölüme emrediyorum diyor. Savaşa değil diyor. Şükrü Paşa da onlardan birisi. Yani çok büyük mücadeleler verilmiş. Mesela saray içinde bir İngiliz gazetecinin çizdiği bir gravür gördüm. O kabak ağaçlarının kabuklarını yemiş insanlar. Tabii. Açlıktan o askerler orada. Yani biz bunları niye unuttuk? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Öğretilmediği için, gösterilmediği için. Şimdi sabah bir tas şekerli su, yarım ekmek. Öğleyin bir tas şekerli su, yarım ekmek. Akşam bir tas su, şekerli su, yarım ekmek yiyerek bu vatan kurtarılmış. Yani kolay mı mücadeleler verilmiş bu memleket kurtulurken? Ama şimdi çok kıymeti bilinmiyor. Öğretilmiyor. Aileler başka zevke sefayı dalmışlar. Ben öyle görüyorum. Ne anlatırsınız? Bir tecrübeli birisiniz. Bakın dedenizden bahsettik, konuştuk. Ne söyler? Hem gençlere hem eli kalem tutan insanlara neler söylersiniz? Şimdi şunu söylemek istiyorum İsmail Beyciğim. Ben yeni Japonya'dan geldim birkaç ay önce. Japonya'da 16 saat mesai var. Çalışma saati 16 saat. İnsanlar küçücük evlerde oturuyorlar. 10 metrekare, 5 metrekare, 15 metrekare. Yani en zenginin evi 130 metrekare Japonya'da. Çalışmaktan yatmaya fırsatları yok insanların. Çok çalışmalarını öğütlüyorum. Çalışmadan, üretmeden bu hayat kazanılmaz, bu memleket kazanılmaz, bu memleket kalkındırılmaz. Gençlerimizi bunu öğütlemek istiyorum. Şimdiye kadar kazanılmışları hiç olmazsa elimizde tutmak için sonsuz şekilde ölürcesine çalışmamız lazım bizim. Benim düsturum oydu İsmail Bey. Ben fakir çocuğuyum. Soyadım Ağa olsa da dedelerim Ağa olabilir ama ben bir reşber çocuğuyum. Ben gündüz çalıştım, gece okudum. Babam dedi seni okutamam ben oğlum. Sana densünden sonra seni okutamam ben dedi. Ne yapayım? Baba ben senden para istemem dedim. Ben gece okuluna gideceğim. Gündüz çalışacağım, gece okuyacağım dedim. Ve öyle hayatımı kazandım ve eşim bilir 4'te 5'te ayağa kalkarak her gün aynı tempoda çalışarak bir gün Ramazan bayramında 2 gün Kurban bayramında tatil yaparak geri kalan hiç tatil yapmadan ben gençliğimi geçirdim. 3 kuruşluk çocuklarımın memleketime katkım olsun, çocuklarımın rızkını kazanayım diye yaptım. Burada işler şimdiki gibi krizler olduğu zaman yurt dışına çıktım, yurt dışında işler aldık.
yurt dışında işler yaptık, memleketimize döviz getirdik, para getirdik, makine getirdik. Irak'ta, Libya'da, şeyde çok uğraştık ama iş aldık, yapamadık. İhtilal üstüne ihtilal oldu. Azerbaycan'da, Rusya'da. Her tarafa dolaştım o bölgede. Ülkemiz üzerinde çok büyük bir oyun oynuyor o müttefik bildiğimiz vicdansızlar. Aynen. Ve bu krizleri aşacağız. Yani yani gerekirse fedai can ederiz. Çünkü dededen bahsettik. Onlar tabii canlarıyla bedel ödemişler. Biz de malımızla bedel ödemeye de hazırız. Hazırız tabii. Evet, elbette. Bu krizle ilgili neler yapsın iş adamları, insanlarımız? Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok çok önemli bir konu, zamanın konusu. Şöyle ki İsmail Bey, ben çocuklarımı da ve bütün dostlarımı şunu anlatıyorum. Herkes kapısının önüne süpürecek. Herkes mutlaka bir işle uğraşacak. Mutlaka bir iş az da olsa yapacaksınız. Bu sizin yanınızda çalışan işçiler, personel aç kalmayacak. Herkes işi bırakırsa, bazı kansızların, tabansızların yaptığı gibi paralları mallarını satarak yurt dışını kaçırırlarsa bu memleket ne hale gelir? Yani biz bu memleketten en son çıkacak insanlardan birisiyiz. Çıkmayız bu ülkeden. Canımız çıkar burada bizim. Onun için herkes mutlaka kendi bildiği işte çalışacak mutlaka. Üretecek. Üretecek. Az da olsa üretecek. Ve daha inadına çalışacak. İnadına çalışacak. Evet, yani gece gündüz çalışacak. Hatta bir dolar, bir mark, bir euro bile bulundurmamamız lazım. Tabii canım. Yani, biz bulundurmuyoruz İsmail Bey. Olmaması lazım. Hayır. Biz aynen uyuyoruz. Biz yani milliyetçiyiz. Gerçek milliyetçiyiz. Yani laf milliyetçisi değiliz. Benim çocuklarım da öyle yetişti. Adam legaluga ediyor ama bankalarda şurada. Aynen. Aynen. Adına bozdurup iş Tabii. İsmail Bey, bunları yayınlayın. Baksınlar, incelesinler. Bir kuruş bir dövizimiz yoktur bir yerde. Ve benim çocuk... Bir çağrıda bulunun lütfen iş adamlarına. Bakın çok önemli, şu an üretim yapıyorsunuz. Hali ne yapabiliriz diyorsunuz. Bir gençten bahsettiniz biraz önce, hayvancılık yapacağım diyor. Evet. Üretim ve evlatlarınız çalışıyor. Siz onların yanında devam ediyorsunuz. Lütfen bir çağrıda bulunun. Şöyle efendim, ben dün de bahsettim bazı şeyleri. Ülkemizde dün bazı yerlere ulaşmaya çalıştım bu çocuğa. Faydalı olmak adına, genç dediniz ya, Ahmet diye bir genç, hayvancılık için çalışan bir çocuğa faydalı olmak için veterinerleri aradım. Bölgenin hayvancılıkla ilgili kişilerini aradım. Onlarla konuştum. Bir sürü karamsar tablo çizdiler bana. Bak. Evet. Ne acı değil mi? Aynen. Hayvancılık bitti, bitiriyorlar. Bitti, memleket gidiyor. Bir sürü karamsar tablo çizdiler Şaban Bey. Ben de şunu söyledim. Peki dedim, hayvancılık biterse, bizler de hayvancılık yaparsak, yarın elimizde hayvanla yakalanırsak, bitmiş hayvancılığa, nasıl olur dedim. Ooo, şahane olur. Niye dedim bunu söylemiyorsun oğlum bana? Yani niçin bunlardan bahsetmiyorsunuz? İyi yönden hep karamsar tablo çiziyorsunuz falan diye anlattım, konuştum. Onun için şimdi hayvancılık olur, inşaat olur, başka taahhüt işi olur, yurt dışında iş olur. Yurt dışında işçilerimizi daha zamanda yaptığımız gibi işçilerimizin ibadesini oradan buradan götürerek, her şeyimizi buradan götürerek biz hayatımızı idame ettirdik. Şimdi daha da modernde. Tabii. Muş'tan geldim. İzleyicilerimizle bir hususu paylaşmak isterim buradan. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesindeki dernek federasyon başkanlarımız, eğer bizleri izliyorlarsa, değerli Ömer Erdoğan Bey başkanlığındaki, evet, 7 Renk Tek Yürek platformu üyeleri olarak Malazgirt'te, Ahlat'taydık ve Muş'a gittik. Muş Ovası'nı gördüm değerli izleyenlerimiz. Buradan yatırımcılara, hatta müteşebbislere bir çağrıda bulunmak istiyorum. O Muş Ovası'nı görünce, Ahlat'ı, Van'ı, Ağrı bölgesini görünce içim kıpır kıpır etti. Ve hayvan, kurban getiriyoruz buraya. Ve o hayvanlar otobüs kamyonlarla geliyor, kesilecek yer problem, sıkıntı, dert. Buradan bir organizasyon yapılsa, Muş Ovası'nda yüz binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikler kurulsa, orada canlı yayın sistemleriyle buradan biz o kurbanlarımızın kesiliş vekaletlerini versek, kurbanların bağışlanacağı yer bağışlanıp diğer etlerimiz buralara gelse, büyük şehirlere, hem orada ciddi üretim olur, hem dışarıdan hayvan
ithal edilmez. Böyle bir şey geldi hatırıma. Harikasınız. Yani bunları tabii bizler dillendirmezsek, sizler dillendirmezseniz olmuyor. Hangi birini düşünsün Cumhurbaşkanı veya bakanlar? Bizler de bazı şeyleri el atalım ki onlar da bunlardan feyiz alsınlar. Biz de insanız. Onlar da bizim bir parçamız. Yani onlar da her şeyi düşünmek mecburiyetinde değil ki. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir ne bileyim bakan. Onun için çok güzel şeyler söylediniz. Ben içim kıpır kıpır etti. Yani işte müteşebbis bu demek. Aslında çok şey konuşmak lazım ama evet. Tecrübe konuşuyor. Tecrübeyi konuşturmak da gerekiyor. Biz Devralem TV, Sakarya TV olarak tarihe not düşmeye çalışıyoruz. Bugün cumartesiydi. Tarihler de 1 Eylül Dünya Barış Günü ayrıca. Harika. Barış olsun. Barış olabilmesi için önce kendimizde barış olacağız. Karamsarlığı bir kenara atacağız. Hayır. Neymiş dolar, kur vesaire? Bizi enterese etmiyor. Biz üreteceğiz, çalışacağız, zamanı değerlendireceğiz. Dostumuzla beraber olduk. Bize kapılarını açtı. Tecrübesinden yararlanmak ister. Çok teşekkür ederim. Bana böyle bir güzellik verdiniz ki ben çok mutlu oldum. Her ikinize de Şaban Bey'e de size de İsmail Beyciğim. Siz zaten çok her yerde stajda bahsediyorum. Sizin programlarınızı ben Devre Alem'i seyrediyorum. Her gün seyrediyorum. Her kanalda var. TRT'de, TGRT'de vesairede hep görüyorum. Onun için sizi takdirle karşılıyorum her zaman. Teşekkür ederim. Şaban Bey'i de bundan sonra takip ederim inşallah. Bizlerin her şeyde olduğu gibi ön ayak olmamız lazım. Allah bizlere bazı misyonlar yüklemiş. Deminden sizle konuştuk bazı şeyleri. Bizler yapmazsak olmuyor. Her ailede, her toplulukta mutlaka sizin gibi, bizim gibi birilerinin bazı şeyleri yüklenmesi, üstlenmesi lazım İsmail Bey. Dolayısıyla biz devam edelim. Fikrimizi söylemeye, bazı çığırları açmaya devam edelim. Siz inşallah uzun ömür versin. Devam ettirin sizler de bu yayınlarınıza. Çok çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırdınız, geldiniz, şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Çok memnun oldum İsmail Bey. Evimi şenlendirdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür. Şenlendirme. Ne kadar güzel deyin değil mi? Şenlendirmek gerekiyor. İçimizi de şenlendirmek gerekiyor. O krizlere rağmen, o bize stratejik ortak gibi gözüken hainlere rağmen biz çok çalışmalıyız. Moralimizi bozmamalıyız. Hedef tespit etmeliyiz. Çünkü dünyanın en güzel ülkesi. 80'e yakın ülke gezip gördük. Bu kadar bir güzel ülke başka yerde yok. Yeni geldik Ağrı, Van, Muş ve Erzurum'dan. Muhteşem yerler oralar. Anadolu muhteşem yerler. Türkiye'nin kıymetini bilelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Tekrar görüşelim inşallah. Tekrar başka yayınlar yapalım sizlerle. Benim katkım olduysa ne ala. Çok fazlasıyla oldu. Sağ olun. Sağ olun. Tecrübeler konuşuyor. Sağ olun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Unutmamak, geçmişe hatırlamak, geleceğe bakmak. Tarih bir ayna. Sadece geçmişe değil, geleceğe ışık tutan bir ayna. Bir düşünürün ifadesiyle siz tarih aynasına ne kadar çok bakarsanız o kadar çok geleceğinizi görürsünüz diyor. Bilgidir tarih, tecrübedir tarih ve tarih gelecektir. Tarih tekrar etmesin diyorsak o tecrübeleri konuşup, tarihi konuşup ders ve ibret almak gerekiyor. Bir başka canlı yayında buluşmak üzere Sakarya TV ve Devralem TV ortak yayınından Tuzla'dan Çakır Ağa çiftliğinden Ahmet Çakır Ağa Bey'in evinden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.